Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, kurbanlar kesildi, etler ayrıldı, dağıtılacaklar dağıtıldı ve geriye kalan etleri de kışlık saklamak için bizler genelde kıyma kavuruyoruz. Kıymayı kavururken de tabii ki kelle ütmeden olmaz. İlk defa yıllar sonra Türkiye'de Kurban Bayramı'nı geçirdim ailemle birlikte. Bu kez kollarımı sıvayıp ben de anneme yardım ettim. Kelle üttüm. Gördüğünüz gibi kelleyi de bu şekilde temizledim arkadaşlar. Annemin vermiş olduğu taktiklerle. Oldukça uğraştırıcı bir iş arkadaşlar. Emek istiyor gerçekten. Sofraya bir yiyecek gelene kadar ne işlemlerden geçiyor bunun için şükretmemiz lazım, değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Analarımızın da hakkı ödenmez bizler için ne fedakarlıklar yapıyor. Buradan tekrardan anacığıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet, annemin vermiş olduğu taktiklerle bu şekilde annemle birlikte kellelerin kıllarını yaktık, üttük, şiş telleriyle burun deliklerine girdik, çıktık arkadaşlar. Yani hiçbir kıl kalmayacak şekilde üttük. Daha sonrasında yumuşaması için su dolu kovaya birkaç sefer su doldurup beklettim, yıkadım. Bu şekilde dilerseniz 3 saat, 5 saat bekletebilirsiniz. Ne kadar bekletirseniz sonrasında kazması, bu isleri, kılları temizlemesi çok daha kolay olacaktı. Kullanmadığınız bir bulaşık teli alın mutlaka. Bulaşık teli ile çok kolay temizleniyor bu üzerindeki kıl artıkları arkadaşlar. Bir taraftan yıkıyoruz, bir taraftan telliyoruz. Bu şekilde bizler kelleleri üttük, temizledik. Ütülmüş kelle paçanın lezzeti bir başka oluyor. Bunu bir kenara koyun arkadaşlar. Soyulmuş kelle bambaşka bir lezzet. Bu şekilde yapıldı mı lezzeti bambaşka oluyor. Sizlere de ütüp bu kelleyi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten uğraştırıyor ama lezzetine gerçekten değer diyorum. Evet. Bu şekilde bizler kellelerimizi üttük. Sonrasında ben bu işlemleri yaptıktan sonra, temizledikten sonra annem ayırma işlemini yaptı. Kafasını ayırdı arkadaşlar. Burnunu birkaç sefer vurup içerisinde istenilmeyen pislikler varsa onları çıkarttı. Bu şekilde derin dondurucuya da kaldırdık. Çok olduğu için bir yiyimlik pişirdik. Bizler afiyetle yedik. Sonrasını çok olduğu için dediğim gibi poşetleyip derin dondurucuya kaldırdık. Annem kendisi yapıp pişirmesi çok daha kolay oldu onun için. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İşkembe de temizledim arkadaşlar. Bu videomu diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.